Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere karma dil bilgisi ile ilgili 5. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki dizelerin hangisinde A, E, durum eki bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde kattığı anlamı katmıştır. Bakalım, sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Bakın buradaki A'lar nedir arkadaşlar? A ve E iki yönelme hal ekidir. Gelmek fiil, neden gelmiş? Ayaklarına kapanmak için gelmiş. Neden sonuç ilgisi kuruyor? Gelmek fiil, neden gelmiş? Af dilemek için gelmiş. Yine neden sonuç ilgisi görüyor, kurmuş oluyor. Seçeneklere bakalım. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında. Arkadaşlar bakın buradaki AE yönelme anlamı katmış. Bunu eledik. Bayram yerine gittim. Salıncağa bindirdim sözcükleri. Yine buradaki AE nedir arkadaşlar? Yönelme anlamı katmış. Bunu da eledik. Ölümsüzlüğü tattık. Bize ne yapsın ölüm? Yine buradaki AE de neden sonuç ilgisi kurmamış. Burada da yönelme var. Bunu da elemiş olduk. Uzanıverse gözlem taşlara boydan boya. Bakın yine yönelme anlamı var. O yüzden bunu da elemiş olduk. Ta Orta Asya'dan seni görmeye geldim. Ulu mabet ifadesinde AE yönelme hal ekidir. Gelmek fiildir. Neden gelmiş? Seni görmek için gelmiş. Bakın yukarıdaki örnekte olduğu gibi burada da neden sonuç ilgisi kurmuş. Bu sebeple de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru, yalnız sözcüğü aşağıdaki dizelerin hangisinde bu dizedeki anlamı ve göreviyle kullanılmamıştır? Hak bellediğin yolda yalnız gideceksin. Gitmek fiil, nasıl gidecek? Yalnız. Nasıl sorusuna cevap verdiği için burası nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. Seçeneklere bakalım. Bu dünyada yalnız kaldım. Mezara koymayın beni. Kalmak fiil. Nasıl kalmış, yalnız kalmış fiili belirttiği için bu durum zarfıdır. A seçeneğini elemiş oluruz. Bilmezler yalnız yaşamayanlar nasıl korku verir sessizlik insana. Yaşamak fiil, nasıl yaşamayanlar, yalnız yaşamayanlar, yalnız sözcüğü de fiili belirttiği için durum zarfıdır. Bunu da elemiş olduk. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bakın, gezmek fiil, nasıl gezen, yalnız gezen, yalnız sözcüğü de burada yine durum zarfıdır. Bu dünyada yalnız benim derbeder, bu dünyada yalnız benim serseri, bu dursun. Yalnız kaldım dört duvar arasında, seni göremedim hüzün durağında. Kalmak fiil, nasıl kalmış, yalnız kalmış, yalnız sözcüğü de yine burada durum zarfıdır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. C'yi de elemiştik. Şimdi tekrardan bu dünyada yalnız benim derbeder, bu dünyada yalnız benim serseri dizelerine bakacak olursak, bakın buradaki yalnız sözcüğü nedir arkadaşlar? Bu dünyada sadece benim derbeder anlamına geldiği için yalnız sözcüğü nedir arkadaşlar? Edat görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için numaralanmış yerlerden hangisinin cümleden atılması gerekir? Bu şirin ve sakin köye her yıl düzenli olarak gelir, buradaki bütün dostlarımızı ziyaret ederdik. Bakın arkadaşlar, burada atılması gereken ifade nedir? Düzenli olarak ifadesidir. Çünkü her yıl ifadesini atamayız. Her yıl olabilir, her 3 ayda olabilir, her 6 ayda bir olabilir. Bakın burası değişebilir. Ama her 3 ayda, her 6 ayda ya da her yıl olsa yine bunlar nedir? Düzenlidir. O yüzden düzenli sözcüğüne gerek yok. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Her konuda kardeşini azımsar, ona hiç güvenmez de. Arkadaşlar, kardeş azımsanır mı? Azımsanmaz. Kardeş ne olur arkadaşlar? Küçümsenir. Dolayısıyla yanlış anlamda sözcük kullanımını görüyoruz.
Seçeneklere bakalım. Kardeşini sözcüğünü cümlenin başına alınmalı. Yanlış, bunu eledik. Kardeşini sözcüğü çoğullaştırılmalı. Bu da olmaz, bunu da eledik. Azımsar sözcüğünün yerine küçümser ifadesi getirilmeli. Bu doğrudur. Bunun için de cevabımız C seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Bu köyde yıllarca hayvancılık mesleğiyle geçinildi. Dursun. Olayları abartmadan ve kısaca anlatmasını istedik. Bakın burada bir anlatım bozukluğu yok. Bunu eledik. Çocuğun ailesinden en az iki kişiyi yarınki törene çağıralım. Arkadaşlar, burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş olduk. Dikti fidanlar her gün biraz daha güzelleşiyordu. Bakın burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da eledik. Ödevlerini zamanında yaptığını sanmıyorum bu öğrencilerin. Burada da bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş olduk. Şimdi bu köyde yıllarca hayvancılık mesleğiyle geçinildi ifadesinde hayvancılık zaten bir meslektir. O yüzden meslek kelimesine gerek yok. Yani gereksiz sözcük kullanımı var. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Bakmasını, görmesini bilmeyenler baktıkları sanatsal eserlerin ayrıntılarındaki gizli güzellikleri göremezler. Arkadaşlar, dikkat edecek olursanız şuradaki bakmasını ve görmesini ifadesindeki iyelik eklerinin gereksiz kullanıldığını görüyoruz. Burası nasıl olacak? Bakmayı ve görmeyi bilmeyenler baktıkları sanatsal eserlerin ayrıntılarındaki gizli güzellikleri göremezler şeklinde olması lazım. Dolayısıyla gereksiz iyelik eki kullanılmıştır. Bunun için de cevabımız A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Sesin nerede kaldı her günkü sesin? Unutulmuş güzel şarkılar için. Bu kar gecesinde uzaktan, yoldan, rüzgar gibi ta eski Anadolu'dan. Sesin nerede kaldı? Kar içindesin. Sıfat tamlaması demiş. Şarkı isim. Nasıl şarkı? Güzel şarkı niteleme sıfatı. Sıfat artı isim. Sıfat tamlaması. Anadolu isim. Nasıl Anadolu? Eski Anadolu niteleme sıfatı. Sıfat artı isim. Sıfat tamlamasıdır. A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Peki soru zamiri var mı? Bakın nerede kaldı derken Ankara desem ismin yerine geçtiğini görüyoruz. Soru yoluyla da geçtiği için bunlar soru zamiridir. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oldum. Edat var mı? Arkadaşlar bakın gibi edatı var, için edatı var. Bunları da bulduk. O yüzden E seçeneğini denemiş olduk. Peki isim tamlaması var mı? Kar içi. Birinci sözcük ek almamış. İkinci sözcük ek aldığı için burada belirtisiz isim tamlaması vardır. Yine kar gecesi de aynı şekilde. Birincisi ek almamış, ikincisi iyelik eki aldığı için burada ne vardır? Burada da arkadaşlar belirtisiz isim tamlaması vardır. B seçeneğini de bulduk. Bunu da elemiş oluruz. Bu parçada zarf fiil olmadığı için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işin anlatışından önce olduğunu bildiren bir eylem kullanılmıştır? Kitabı dönem başında zevk alarak okudum. Dursun. Aylardan sonra ilk kez buralara geliyor. Arkadaşlar bakın burada böyle bir kullanım var mı? Yok. Eylemin şu an gerçekleştiğini bildiriyor. O yüzden B'yi elemiş oluruz. Yarın o da toplantıya katılacak. Zaten yarın demiş, gelecek zamanki pekini kullanmış. Burada da böyle bir şey yok. Bunu da elemiş oluruz. Sizinle arada sırada görüşmesi gerektiğini söylerim. Ne zaman söyleyecek? Geniş bir zaman diliminde söyleyecek. Yukarıdaki ifadeye bu da uygun değil. Bunu da elemiş oluruz. Yün kumaşları bu makinede dikmek zor olacaktır. Yine gelecek zamandan bahsetmiş. Yukarıdaki ifadeye bu da uymuyor. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi kitabı dönem başında zevk alarak okudum cümlesine bakacak olursak. Bakın okuma eylemini ne yapmış arkadaşlar? Önceden gerçekleştirmiş zaten. Önceden gerçekleştiriyor ama bize bunu ne zaman söylüyor? Şimdi söylüyor. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kişisi ötekilerden farklıdır demiş.
Bu yolla sorularını çözebilirsin. Bakın çözebilirsin. Kim? Sen. Bir dahakinde daha dikkatli olasın. Kim? Sen. Bu saatte dışarı çıkmamalısın. Kim? Sen. Konuşurken işi fazla abartmasın. Kim? O. Haber verince arabayı getirirsin. Kim? Sen. Görmüş olduğunuz gibi diğerlerinden farklı olan konuşurken işi fazla abartmasın ifadesindeki o zamiridir. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem durumundaki eylem olumsuz yapılırsa kipekinde değişme olur demiş. Bakalım. Ben de onu güvenilir biri olarak tanıdım. Olumsuzunu yapalım arkadaşlar. Tanımadım desem. Bakın. Dili geçmiş zaman kipekinin değişmediğini görüyoruz. O yüzden bunu elemiş oluruz. Böyle bir suçlamayı nasıl kabul edelim? Olumsuzunu yapalım istek kipiyle çekimlenmiş. Kabul edelim, kabul etmeyelim desem. Bakın olumsuzunda kipekinin yine değişmediğini görüyoruz. Bunu da elemiş olduk. Eminim ki en doğru kararı vereceksiniz. Acakecek gelecek zaman kipekiyle çekimlenmiş. Olumsuzunu yapalım, vereceksiniz. Olumsuzu nedir bunun? Vermeyeceksiniz. Bakın yine kipekinin değişmediği görülmektedir. O böyle durumlarda tahmininizden çok korkar. Arkadaşlar korkmak fiil ar er geniş zaman ekidir. Olumsuzunu yapalım. Bakın korkmaz olur. Kipekinin değiştiğini görüyoruz. Olumsuzunda ar iki ortadan kalkıyor. Bunun yerine maz geliyor. Ek değişmiş. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Bu da aynı şekilde uğraşacağız, uğraşmayacağız olur. Acak ecegek yine varlığını korumaktadır. 11. soru. Bu parçada geçen sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık vardır demiş. Oluşturduğu sözcüğü sıfat görevinde kullanılmıştır. Bakalım. Bakın oluşturduğu sözcüğü burada. Kıyı ovası belirtisiz isim tamlaması. Hangi kıyı ovası ya da nasıl kıyı ovası? Oluşturduğu kıyı ovası. Görmüş olduğunuz gibi niteleme sıfatı. A seçeneği doğrudur. O yüzden bunu elemiş oluruz. Çevreleyen sözcüğü türeme esnasında ünlü düşmesine uğramıştır. Evet arkadaşlar, çevreleyen sözcüğünün kökü nedir? Çevirmekten gelir. İyi ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Aşağı sözcüğü yer yön zarfı olarak kullanılmıştır. Aşağı sözcüğü nerede geçiyor peki? Burada geçiyor. Bu dursun. Beri sözcüğü kendisinden önceki sözcükle edat öbeği oluşturmuştur. Hemen bakalım beri sözcüğünü bulmaya çalışıyoruz. Nerede arkadaşlar? 17. yüzyıldan beri demiş. Bakın den beri şeklinde kullanılmış. Bu da sözcük öbeği oluşturmuş. Edat görevinde. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Başladı sözcüğü. İsimden fiil yapım eki almış çekimli bir eylemdir. Bakalım eklerini ayıralım hemen. Bakın baş nedir? İsim köküdür. Baştan başlamak olmuş. İsimden fiil yapım eki almış. Dıra nedir arkadaşlar? Görülen geçmiş zaman kipekidir. Dediği gibi isimden fiil olduğunu görüyoruz ve çekimlenmiş. Dili geçmiş zaman kipeki almış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki aşağı sözcüğü yer yön zarfı olarak mı kullanılmış? Bakın arkadaşlar kent isim. Hangi kent? Aşağı kent. Buradaki ismi belirttiği için nedir? Hangi sorusuna cevap verdiği için işaret sıfatıdır. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Çünkü yer yön zarfı olarak kullanılmamıştır. 12. soru. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımında yanlışlık vardır diyor. Hemen bakalım. Çanakkale Boğazı doğru yazılmış arkadaşlar, eledik. Hisarlık Tepesi, bu da doğru yazılmış, bunu da eledik. 180 metre çapında, bu da doğru yazılmış, bunu da eledik. 17. yüzyıldan, bu da bu şekilde yazılır, bu da doğrudur, bunu da elemiş olduk. Bilim adamlarının demiş, arkadaşlar bilim adamı ayrı yazılır, bitişik yazılmaz. Burada yazım yanlışı var, o yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 13. soruya. 13. soruda bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi
niteleme sıfatı olarak kullanılmamıştır diyor. Sözcüklerimize bakalım. Kara, çevreleyen, küçükçe, kapsamlı ve hisarlık sözcükleri. Hemen bakalım. Bakın, Menderes isim, nasıl Menderes? Kara Menderes niteleme sıfatıdır. O yüzden A seçeneğini elemiş olduk. Küçükçe sözcüğüne bakıyoruz. Bakın arkadaşlar, höyük isim, nasıl höyük? Küçükçe höyük. Küçükçe sözcüğü de burada niteleme sıfatıdır. O yüzden biz B seçeneğini de elemiş oluruz. Çevreleyen sözcüğüne bakacak olursa, çevreleyen kent, nasıl kent? Çevreleyen kent, çevreleyen sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Bundan dolayı D seçeneğini de elemiş olduk. Kapsamlı sözcüğüne bakacak olursak da kazı isim, nasıl kazı? Kapsamlı kazı, kapsamlı sözcüğü de niteleme sıfatıdır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Peki hisarlık sözcüğüne bakacak olursan, bakın arkadaşlar, hisarlık tepesi demiş. Tepe isim, ne tepesi? Hisarlık tepesi, belirtisiz isim tamlaması oluşturuyor. Hisarlık sözcüğü de burada isim görevindedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.